Aykırı Sorular saatindeyiz. Saat 20.45. Türkiye'nin soru sorulan programı Aykırı Sorulardayız. Çünkü gerçekten soru sormak için oturuyoruz ve insanları anlamaya çalışıyoruz. Bugün yine önemli bir şehrimizin belediye başkanı ve aynı zamanda da adayı Aziz Kocaoğlu ile birlikteyiz. CNN Türk televizyonda ve radyoda sizle birlikte İzmir'in hayati rüyasını konuşacağız. Bir küçük anımsatma yapmak istiyorum. Bunu da önemsiyorum. İzmir'in diğer iddialı adayını da biz yayınımıza davet ettik. Hatta daha sonra kendileri aradılar, yayına katılmak istediklerini söylediler. Fakat bir türlü programlarının denk gelmediğini söylüyorlar. Buradan açık ilan ediyoruz. Davetimiz geçerlidir. Yarın akşam dilerlerse burada oturabilirler. Çünkü Aykırı Soruların herkese korkusuz soruları var. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Neden? Tüm izleyicilere sağlıklar, esenlikler diliyorum. Teşekkür ederim. Neden Sayın Başbakan ne yapıp evde mutlaka İzmir'i almak istiyorum? İzmir bir kale, bir simge anlamına mı geliyor? Bence İzmir kimsenin kalesi değil. İzmir kendinin kalesi. Yani İzmir'de bir ne sağın ne solun. Geçmişe bakarsak 60'lı yıllara, 50'li yıllara, daha eski yıllara aslında Demokrat Parti'nin kalesi. Sağın kalesi ama şu anda İzmir kimi doğru bulursa ona oy veriyor. Yani İzmir'in CHP'nin kalesi diye bir söylem söz konusu değil. Yani siz diyorsunuz ki İzmir şu anda hizmete oy verir. Dolayısıyla ben o yüzden rahatım. Böyle bir sonuç çıkıyor ama. Güvenilir insana oy veriyor. Peki sizin hakkınızda çok ağır iddianameler hazırlandı ve neredeyse yani birkaç ömür yaşamanız gerekiyor cezayı çekmek için. Sizin güvenilir olduğunuza dair İzmir'in elinde bir bulgu var mı? Tabii var. Nedir onlar? Bir defa yaptığımız işler, duruşumuz. Hı hı. Böyle bir şeye şimdi her insana iftira yakışmaz. Hı hı. Ve yapışmaz. Hı hı. Bize de iftira ne yakışır ne yapışır. Hı hı. Yaşantımız belli. Bir yaşam sürecimiz var. Aldığımız, verdiğimiz, vergimiz, algımız, 10 yıllık belediye başkanı sürecinde yaptığımız işler, duruşumuz, hiçbir şaibeye, hiçbir yani sadece bizim değil, bütün bürokrasinin, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir iş adamı. Şimdi efendim rüşvet alınıyor mu burada? Rüşvet kimden alınır? Çalışan işçiden mi alınır? Yani kırsaldaki vatandaştan mı? Rüşvet iş yapan, inşaat yapan, efendim ihaleye giren adamdan alınır. Hı hı. Bunların da toplamı, eğer bunlardan bir tanesinden bırakın almasını ima edilse, onu 10 dakika sonra bütün iş alemi duyar. Hı hı. Yani şey gibidir, istihbarat örgütü gibidir. Hı hı. Yani bizde bu operasyon olduğu zaman bir arkadaşlarla toplandık. Dediler ki ya acaba sende yok Aziz de bürokratlarda olabilir. Dedim ki ya olmaz bürokratlarda. Olsa kimden alacak? Ya senden alacak, ya senden alacak, ya senden alacak. İzmir'i dar kadroyla yönettiğiniz ve İzmir'de çoğulcu bir yapıya izin vermediğinize yönelik de eleştiriler de geliyor. Bu doğru mu? Dar kadroyla yönetmiyorum. Demokrat bir kişiniz var mı yoksa zaman zaman öfkelenip sizin de küfürü bastığınız oluyor mu? Efendim, demokrat kişiliğim var. Biz zaten katılımcı bir yönetim anlayışıyla İzmir'i yönetiyoruz. Ama ben de insanım. İzzeti nefsime, kırmızı çizgilerine dokunduğu zaman beni kimse tutamaz. Ama onun dışında para gitmiş, zarar olmuş, kar olmuş, özel hayatım için söylüyorum. Şu kırılmış, dökülmüş hiç sinirlenmem. Hı hı. Ama birisi gelip de bana yani kişiliğime, şahsiyetime olmayacak bir laf söylerse o zaman bende hiçbir şey kalmaz. Peki Sayın Kocaoğlu sizle ilgili iki tane hep değerlendirme yapılır. Bir tanesi üç büyük şehirden sadece CHP'nin alabildiği kent olduğu için İzmir, Aziz Kocaoğlu'nun ayrıca bir gücü vardır ve her zaman genel başkanlara da yaptırım uygulayabilecek kadar güçlüdür. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki ilçe belediyelerine kadar hepsini kendisi belirler. Böyle bir ağırlığı var derler. Birincisi. Bir de B şıkkı, İzmir zaten kendiliğinden kazanıldığı için İzmir kocaman bir köye dönmüştür bu Sayın Binali Yıldırım'ın şeyi. İzmir'de hiçbir şey yapılmamaktadır ve CHP'nin kalesi sıfatıyla Aziz Bey orada laf olsun torba da olsun diye durmaktadır derler. Bunlar doğru mudur? Efendim birincisi siz bu işe biraz bulaştınız. Hı hı. Genel başkanların, genel merkezin öyle belediye başkanı güçlüdür, zayıftır diye ona bir şey vermeyeceğini en iyi siz biliyorsunuz. Ve siyasete biraz bulaşmış olan insanlar bilir. Hı hı. O bir defa ayrı. Ha, siz görüşünüzü anlatırsınız vesaire. Onu geçer. Değerlendirir, değerlendirmez. Eğer çakışıyorsa yani birbirini
destekliyorsa değerlendirebilir sizin dediğinizi genel başkan, genel merkez ilgili kurumlar. Öbürü gelir. Öbürü zaten sizin dediğiniz olmaz. Zaten bir genel başkana, genel başkan yardımcısına illa ben Enver Aysever'i severim diye istiyorum diyemezsiniz. Çeşitli alternatifler sunarsınız. Bunun şöyle 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 mahsuru var. Bunun da şöyle şöyle mahsuru var. Ama bu üç insandan bir tanesi hangisini isterseniz bu olur dersiniz. Geçer gidersiniz yani. Size zaten öbürü bu olacak dedirtmezler kimseye. Onun için o bir şey yani. Aday olamayanlar. Şimdi İzmir'de bu dönemde aday olanlar kendinden bildi meziyeti. Aday olamayanlar da bize verdi. Böyle bir süreç içerisinde ama bu duruldu. Bu duru, ikinci soruya geçeceğim. İzmir büyük köyüme geçeceğim ama şuna biraz devam edelim. Şundan dolayı önemli. Şimdi biz İstanbul'da mesela şu duyguyu görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi çok uzun yıllardır İstanbul'u yönetiyor ve ilçe belediyeleriyle aralarında, büyükşehir arasında büyük oranda işbirliği yapılır. Biraz da belki de başbakan korkusundan buradan pek patırtı çıkmaz. Ama mesela İzmir'de ilçe belediyeleriyle sizin aranızda zaman zaman gerilim yaşandığı oldu. Burada kabahatli siz misiniz? İlçe belediyeleri mi çok kabadayılık yaptı size? Efendim ne ilçe belediyelerimiz şimdi bir kısmı aday değil, ne ilçe belediyelerimiz kabadayılık yaptı, ne de biz arkadaşların hepsinin akşam mecliste konuşuldu, tartışıldı. Sabahleyin biz aradık. Ya bir okul yapacaktı kardeşim, şu okulu yapalım da parasını da verelim. Bak söz vermiştik diye tekrar arkadaşı aradık. Benim öyle bir şeyim yok. Hı hı. Arkadaşların da yok. Ama bana yapılmadı bir şey. Hı. Bana yapılmadı. 12 Haziran seçimlerinden sonra burada bizim belediye başkanlarımızla 10 senedir aramızda hiçbir problem yok. Ha, her şey imar otoritesi biziz. İlçe belediyesinin, ilçe belediye başkanının, ilçe meclisinin imar konusunda sırtında yumurta küfesi yok. Suçlanması bile mümkün değil. Alıyor kararı, gönderiyor. Bunu büyükşehir eğer uygunsa yapıyor. Kentin gelişmesine, yasaya vesaire uygunsa yapıyor, uygun değilse reddediyor. Bunun dışında bizim bir şeyimiz yok. Ha, biraz buruluyor, bilmem ne yapıyorlar. Diyoruz ki ya bu bak böyle kardeşim. Sen gel buraya, sen de yapamayacaksın. Esas seçimden sonra bizim orada 5-6 tane arkadaşımız, 7-8 tane belediye başkanımız, efendim işte kurultayı toplayalım. Kurultay benimle ne alakası var? Ben kurultay delegesiyim. Kurultayı toplayalım. Benim dediğim şu, hayır kardeşim kurultay toplanmasına gerek yok. Ben kurultay toplanması için imza atmayacağım. Bu şey için? Toplanamadım. Yani genel merkez sorunları. Tabii ondan sonra. Sonra döndüler, dediler ki il delegelerinden imza toplayalım, ili şey yapalım, değiştirelim. Dedim ben il delegelerinde, ilin ne kabahati var, ilin de değişmesini uygun görmüyorum. İl delegesi için de, yani il kongresi için de imza vermeyeceğim dedim. Sonunda döndüler, dediler ki sen işte partinin, CHP grubunun grup başkan vekilini değiştir dediler. Hay değiştirelim dedik. Ne zaman değiştirelim? Şu zaman değiştirelim. Peki, zaman da verelim. Gittiler. Ben de dedim tarafsız kalıyorum. Namus şerefsiz. Tarafsız kaldım evet. Kimseye. O kadar şey yaptılar, çapraz sorguladılar, işte adama sordu. Tarafsızsam tarafsızım siyasette. Tarafsam tam tarafım. Peki, öyle ortada durmam peki, yani. Sonra da baktılar ki burada da bu iş olmuyor. Sonra oturduk. Bizim aramızda sadece böyle bir şey geçti. Peki, bunun da benimle alakası yok. Peki şuraya geleceğim. Bunlara devam edeceğiz ama. İzmir için koca bir köy yaptı Aziz Kocaoğlu. Burayı garanti görüyor. Dolayısıyla taş üstüne taş koymadı diye dedi. Hem başbakan dedi. Hem en önemli silahlarından biri, hafife alınmayacak silahlarından biri Binali Yıldırım'ı gönderdi oraya. Ve kıyasaya bir mücadele vereceği söyleniyor. Gerçekten İzmir büyük bir köy mü? Siz hoyrat mı bakıyorsunuz? Nasıl olsa biz burayı alırız. Bu insanların yaşam biçimi, Atatürk bayrak deriz, bu iş gider mi diyoruz? Yoksa hizmette bulunuyor musunuz? Efendim bakın, biz ben Atatürk bayrak, laiklik, cumhuriyet, demokrasi, politikası yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Benim zaten ben Atatürkçülüğümü kim tartışacak? Laik düşüncemi kim tartışacak? Cumhuriyetçiliğimi kim tartışacak? Malumu ilan etmenin de bir anlamı yoktur. Zaman kaybıdır. Ben iş yapıyorum. Proje konuşuyorum. Şimdi tabii ki muhalefet ne diyecek?
İşte bir namussuz demeye, hırsız, soysuz demeye kalktılar. Aldılar cevaplarını. 397 yılda yargılandık. Sonra o dava bitmedi değil mi daha? Ya bitmedi dava. Bütün şeyler lehimize geliyor, bilirkişi raporları. Hı. Yani dava bitmedi de. 397 davanın haysiyeti yani, kalmadı. Yat bitmez yani. Yani tabii işte. Evet yani, peki. Yani ondan sonra ne diyorlar? İşte beceriksiz, kadrosu yok, bilmem ne yok. Yani niye beceriksiz oluyorum? Merkezi hükümet İzmir'e 12 senede 5 milyar 300 milyon lira yatırım yapmış. Minnacık Büyükşehir Belediyesi 6 milyar 300 milyon liralık yatırım yapmış. Ya nasıl bir beceriksizlik bu? Bütün altyapı sorunlarını... Sizin sorular cezalandırılıyor peki merkezi iktidar? Yani İzmir... Efendim merkezi iktidardan yasayla verilen yani ve İzmirli'nin ödediği vergiden alınan payın dışında bir kuruş almadım ben. Onu zaten yasayla o zaman bizi İzmir'i sınırların dışlatmaları lazım. Eğer vermeyeceklerse yani bizden aldığı vergi, Türkiye'den aldığı vergiden belediye, İstanbul Belediyesi'ne ne oranda veriyorsa, hı hı, bana da aynı oranda veriyor. Buradaki esas işte İzmir'in artırdık falan dedikleri şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde en ahlaklı, en doğru vergi beyanını İzmir yaptığı için bizim gelirimiz diğer illere göre biraz fazla. Niye? Verilen verginin karşılığında para alıyoruz. İzmir'de fazla para veriyor İzmirli hemşerilerimiz. Biz de onun %4,5 civarında payını alıyoruz. Ve bununla yatırım yapıyoruz. Yaptığımız iş belli. İzmir, bakın bir köyde, hı hı, arazi yolları, bağ bahçe yolları asfaltlanmaz. Biz bütün arazi yollarının Türkiye tarihinde ilktir asfaltladık. Arıtmaların tamamını bitirdik. Yani biz yani şimdi peki sizin için en çok İzmir önemli. Köy değil. İzmir İstanbul değil. İstanbul'u imarını, yoğunluğunu, trafiğini bozdukları gibi İzmirli İzmir'i bozdurmak istemiyor. Peki size yani köy demekle köy olunmaz. Bir de köy demekle efendim işte başka sıfatlar yüklemekle İzmirlileri rencide etmeye, İzmirlilerin moralini bozmaya kimsenin hakkı. Devam edelim. Siz Diyarbakır Belediyesi'yle bir yakın ilişki içerisine girdiniz. Evet. Size gönüllü akil adam dediler. Evet. Amacınız neydi? Çünkü İzmir'in en hassas olduğu konulardan biri bu, bir milliyetçi bir ruh var İzmir'de. Ulusalcı bir tavır var. Atatürk bayrak söz konusu olunca milyonlar sokağa dökülüyor. Ve neredeyse orada böyle bir anda kırmızı bir çizgi oluyor. Siz çok radikal bir hamle yapıp Türkiye'nin yarasına parmak basarak bir belediye başkanı olarak ileri bir adım attınız. Bunu siyasi bir şov olarak mı yaptınız, risk alarak mı yaptınız? Niye? Benim siyasi şov yapmaya ihtiyacım yok. Zaten en beceremediğim işte o. Zaten şov yapmasını becerebilseydim çok daha farklı şey. Binali Bey beceriyor mu? Kendi çapında beceriyor. Benden iyi yani. Şov bölümünde mi? Evet, şov bölümü. İcraatlarda da iyi olmuş. Hayır efendim. İcraatlarda değil. Bakın. Belediye başkanlığı, kenti yönetmek, ülkeyi yönetmek bilimle olur. Stratejik planlarla olur. Ayakları yere basan öncelik sıralaması belli. Hedefin belli. Hedefinde insan olan bir yol haritasıyla ülkeyi ve kenti yönetirsiniz. Diyarbakır'ı bilerek tercih ettiniz. Efendim Diyarbakır'ı bilerek tercih ettim. Ben ne Adalet Kalkınma Partisi iktidarının ne de dış güçlerin yapacağı barışın kalıcı olduğuna inanmıyorum. Bunu ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'a sordum, kimseye sormadım. Ben belediye başkanıyım, İzmir'in belediye başkanıyım, Enleri kentin belediye başkanıyım. İzmir'de bir olay oldu, İzmir'e faşist İzmir damgasını vurdular, yani vurmaya çalıştılar, öyle bir şey yok. Ben 76 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birbirini tanıyarak, birbirini severek, birbirinin kırmızı çizgilerini, birbirinin geleneklerini, göreneklerini bilerek bir barış ve bir sağlam organik bağ kurulmasıyla
barışa ulaşılabileceğini, kalıcı barışa ulaşabileceğini. Peki İzmir'de abartılı bir hassasiyet yok mu? Yani tamam, hepimiz memleketimizi seviyoruz, hepimiz laiklikten yanayız. Hepimiz derken yani bir grup insan, örneğin ben laiklik ekmek su gibi görenlerden biriyim ama İzmir'de de ağzınızı açsanız damgalanma ihtimaliniz var. Siz hayır, risk almadınız mı? Mesela ben gittim geldim, beni kimse dalgalanmadı. Ya amacınız belli olacak. Bu işi yapmacık olarak yapmayacaksınız. Bir hedef için gideceksiniz. Hedefim de benim buydu. Türkçe olimpiyatlarına niye katıldınız? Katılmadım. Destek oluyor. Hem katılıyorum hem destek neden? Oluyorum. Neden katılmayayım? Yani sonuçta Fethullah Gülen cemaatinde. Hayır, neden katılmayayım? Fethullah Gülen de bu insanı, bu toplumun insanı. Bak, sizin tabanınız 140, karşı değil mi onu? 140. Efendim ben tarikatçı değilim. Hı hı. Benim ne olduğum belli. Hı hı. Yapılan etkinliklerde şimdi ne yapıyoruz? Türkçe olimpiyatları yapılıyor. İşte bunlara biz ne yapıyoruz? Yer temin ediyoruz. Hepsine yapıyoruz. Yani kim gelir? İşçi Partisi de gelse, kim gelirse gelsin. Ya Türkçe olimpiyatlarında özel bir şey değil mi? Hayır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün salonları, varları, fuar alanı vesairesi tüm Türkiye'nin hizmetinde. Efendim Diyarbakırlılara bilmem şunu yapıyoruz, Denizlilere yapıyoruz. Trabzonlulara yapıyoruz. Paralel yapı. Ha? Benim paraleli falan anlamam ben. Ben onu bilmem. Onu kendi aralarında bilirler. Geldiğinde beni ilgilendirmez o. Ben 140 ülkeden, 120 ülkeden insan geliyor. Kentimi tanıtıyorum. Ülkemin mallarını tanıtıyorum. Onlar burada kendilerini tanıtıyor. O yani işi... Bunu bir olanak olarak mı görüyorsunuz? Evet. Bir tanıtım olanı olarak görüyorum. Ama mesela sizin, bir aktivite olarak görüyorum. Sizin bir milletvekiliniz Mustafa Balbay, evet. Cemaatin operasyonuyla yıllarca hapiste yattı diye iddia ediliyor. Mesela o gönül koymuş olmaz mı böyle bir durumda? Ya ben bunlar yüzünden hapiste yattım. Sen bunlara destek oluyorsun dedi mi size Sayın Başkan? Efendim hayır demedim. Geçen gün yine beraberdik Mustafa Bey'le. Böyle bir şey yok. Bakın her türlü etkinliğe. İzmir Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Fuar geleneği İzmir'de var. İzmir bu fuarla Türkiye'yi dünyaya taşımak istiyor. İzmir'in belli vizyonu var. Dedik ya vizyonu olacak, stratejik planı olacak diye. Hiçbir belediye dünyada, hiçbir metropol kent 400 milyon lira para harcayarak ta arazinin kamulaştırmasından bu tarafa fuar alanı yapmamıştır. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir fuarcılığını büyütmek için bütün ihtiyaçlarımızdan 400 milyon lira para kendi öz kaynaklarımızı ayırıp kendi fuar alanımızı 5 katına çıkartıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar kompleksini yapıyoruz. Tomalara su vermeyeceğim deyip sonra su verdiniz mi? Hayır, hayır. Daha önce verdiğinizde pişman oldunuz mu? Verdim, oldum. Zaten açıkladım onu. Biliyorum. O mesele nedir? Yani, efendim, burada... gezi olaylarında Gündoğdu'da toplanıyoruz. Hı-hı. Benim iki tane oğlum da gidiyor. Yani oraya ben de gidiyorum. Yani geziciyim diyorsunuz. Ha, katılıyorum. Ben de katılıyorum. Hatta arkadaşlarla beraber gidiyoruz. Milletvekillerimiz de var. İşte baro başkanımız, eski baro başkanımız, şimdi konak adayımız da var. Sendikalar da var. Gidiyoruz biz. Buranın burada çoluğa çocuğa bir şey olmasın diye gidiyoruz. Ve ondan sonra her akşam protesto ediyoruz, dağılınıyor. Bu arada ben yani emniyetin... Konuşuyor musunuz onlarla? Emniyetim var, tabii konuşuyorum. Emniyetim, valiliğin sivil polislere sivil elbise giydirip, efendim eline sopayı verip, belinde de beylik tabancası durarak insanları tahrik edeceğini, insanları yerlerde sürükleyeceğini vallahi şey yapamadım. Kestiremedim. Burada tanıklık ettim. Yani ettim tabii. Valiyle geçinmen mümkün değil demişsiniz. Evet değil. Bu sebepten dolayı mı? Başka bir sürü sebebi var. Nedir? Bir tanesi de bunlar. Vali yani... Efendim vali bey valilik yapmıyor. Ne yapıyor? Devletin valisi değil bir. Hükümetin valisi de değil iki. Kimin valisi peki? Vallahi herhalde adayın valisi. Aday 30'unda giderse... O da 31'inde gider diye düşünüyorum. Kimi kastediyor? Binali Bey'i mi kastediyor? Evet. Ha, siz kişiye özel vali diyorsunuz. Evet, kişiye özel vali. Ne yapıyor size mesela? Ya, hiçbir şey yapmıyor. Ne yapması gerekiyor? Yani hayır, valilik yapmıyor. Valilik yapmıyor. Yapamaz da.
Çünkü öyle bir şey yok. Şartlanmış olarak gelmiş. Ya bir nereye bir kazansın diye mi organize edilmiş? Evet. Bir nereye bir kazansın diye gelmiş orada. Ya bir vali tapeleri çıktı. Savcıyı dinleme. Emniyet müdürünün yanında, emniyet müdürünün elinden telefon alıp da diğer emniyet şube müdürüne şeyi dinleme. Ne o? Savcıyı dinleme. Oyala savcıyı. Operasyon yapmayacaksın diye liman yolsuzluğu operasyonunda. Gerçi onların hepsi çıktılar ellerini kollarını sallaya sallıyor. Aynı bir konu da. Yani, der mi? Bir vali bunu derse siz bu valiye ne dersiniz belediye başkanı olarak? Halkın seçtiği ve %56.7 oy verdiği belediye başkanı olarak siz bu valiye ne dersiniz? Ne dersiniz? Bu valiye saygı duyar mısınız? Ne diyeceğim? Saygı duymuyor musunuz? Hayır duymuyorum. Niye duyayım? Nasıl duyayım? Siz duyar mısınız? Ben cevap vermeyeyim. Ver. Niye vermiyorsun? Siz de duymasın, ben de duymam. Bugünlerde kime saygı duyayım, kime saygı duyacağım? Hayır, niye saygı duyayım? Hayır, ona benzer bir sürü şey. Yani ona benzer daha. Mesela Bergama'da allem kallem ettiler. Daha önce müracaat etmiş. Kaymakam Bey de bugün bana işte şöyle oldu, böyle oldu diye bir dün dosya göndermiş ama yani, şimdi müracaat ediyor, seçim kurulu izin veriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin miting yapması için geçtiğimiz günlerde. Diyorlar ki bu seçim kurulunun görevi değil. Bu valiliğin görevi diyorlar. Pardon, kaymakamın görevi diyorlar. Kaymakam diyor ki hayır diyor seçim kurulunun. Orada diyorlar ki bir de AKP'den şey alıyorlar. O arada boşluğa düşürüyorlar şeyi, bizim arkadaşların müracaatını. AKP'den bir kağıt sokuyor. Efendim diyorlar ki bak AKP sabahleyin geldi. Sizinkini de iptal etmiştik. Öyleyse biz bunu buraya verdik. Önce müracaat ettiği için. Sizin bir ay önce yaptığınız müracaat suya düştü. 26 Şubat'ta yaptığınız müracaat suya düştü. Bunu da vali yapıyor. Siz yani sahtekarlık olduğunu düşünüyorsunuz. Sahtekarlık demiyorum. İşte buna ne derseniz, ne deniyorsa onu diyorum. Peki, izleyicilerimizden ilk defa bugün bir uygulama başlattık. Bu Twitter'dan da sorular geliyor tamam. Ve yoğun geliyor. İzleyicimizden en çok gelen sorulardan bir tanesi Urla'daki ırkçı saldırılar olarak anılan ve gün be gün tırmanan ve gerçekten Türkiye'yi endişelendiren ve Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. Bu işin gerçeği nedir? Örneğin Urla gibi bir yerde Türk-Kürt gerilimi var mıdır? Bu türden bir gerilim varsa bu Türkiye için endişe etmemizi gerektirmez mi? Çünkü bunun bir başka türlüsünde başka bir efendim, efendim öyle bir gelirim yok. Gerilim yok. Bir gün sonra ben oradaydım. Bütün çarşıyı dolaştım. Orada herkesin seçim bürosunda yolda gördüğümüze gittik. Geçmiş olsun da dedik. Şimdi tabelalar indirildi bakın, mi? Bakın benim söylediğim Diyarbakır'a niye gittin? Diyarbakır'a niye gittin'in altındaki neden de bu. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi bilmiyor, kimse kimsenin hassasiyetlerini öğrenmek istemiyor. Herkes kendine göre bir dünyada yaşıyor. Eğer biz birbirimizi tanırsak, Urla'nın kırmızı çizgilerini orada yaşayan insanlar, Kürt kökenli, Kürt kökenli, Laz, Çerk ne kimse bilirse orada problem çıkmaz. Öbürünün de hassasiyetini Urla'lı bilirse problem çıkmaz. Şimdi ama Türkiye'de o kadar toplum 12 senede maalesef AKP iktidarı döneminde ayrıştırıldı, ötekileştirildi ki sonunda böyle bir şeyin bunları ama İzmir'de uzun boylu olay olmayacağına ve Urla'da da normale döndüğüne inanıyorum. Konak Belediye Başkan adayınızın eski baro başkanı değil mi? Evet, Sema Tektaş hanımefendi. Sema Hanım'la ilgili de çok şey geldi. Eleştiri geldi ve Sema Hanım'ın için sizin de direttiğiniz halbuki Konak Belediye Başkanı daha önceki belediye başkanının çok başarılı olduğu ve Sema Hanım'ın da İzmir ruhuna uygun olmadığı biraz liberal bir tavır takındığı ve bu yüzden de bunun vebalinin sizde olduğu yönünde de bugün çok soru geldi. Nedir bu işin gerçeği? Efendim öyle bir vebale canım kurban benim bir. Yani öyle bir şey yok. Sema Hanım bir defa benim atama gibi bir yetkim yok. Bir defa Sema Hanım bu benim icadım değil. Onu eksik söyleyeyim. Bir Atatürkçü müdür? Var mı bir Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm diyenlerden misli binlerce misli daha Atatürkçüdür. Vatanseverim diyenlerden daha vatanseverdir. Yani Sema Hanım şimdi bir... Ya bunu da konuşuyoruz ama mecburen çok soru evet, geldi. Evet, evet. Şimdi... Adliye koridorlarında simgelerle dolaşılmasın, adalet
etkilenir, etkilenmesin demek suç oldu. Yani başının sonunu alırsanız şunu söyleyeyim. Sema Hanım gerçekten yani ta Manisa'da işkence gören çocuklardan bu tarafa kişiliğiyle, tutarlılığıyla, ilericiliğiyle, insan hakları savunuculuğuyla arkasından diyorsun. Ve iki dönem baro başkanlığını kazanmasıyla İzmir'de kimsenin karşı çıkmadığı, kimsenin karşı çıkmayacağı, herkesin kabullendiği, arkadaşlarının Sema iyidir, kendinden küçüklerinde Sema abla, Sema abla diye sevdiği, saydığı bir... Hakan Tartan meselesidir. Hakan Tartan diye bir mesele yoktur. Hakan Tartan kendisi meseledir. Onu da 30 Mart'ta Konaklı çözecektir. Kendisi meseledir derken, yani o aslında sizin büyükşehir adayı olmak istiyordu. Daha sonra şey oldu ve şu anda DSP'ye geçti, değil mi? Efendim, şimdi Hakan Tartan'ın konuşmanın bir anlamı yok. Eğer beni mazur görürseniz. Hayır, Hakan Tartan'ın şeyi yok. Yani Hakan Tartan etkiler aday mi seçimleri? Hiçbir etkisi olmaz. Hiç mi oy almaz? Hiç etkisi olmaz. Sıfır diyorsunuz. Ya sıfır oy alır demiyorum. Hayır, yani sıfır bir şey olur. Yani seçimi, tabii. Seçimi etkilemez. Peki. Konak Belediye Başkanı %50'nin üzerinde, %60 civarında oyla Sema Bektaş Hanım olma ihtimali %99.99. Peki. Sizinle ilgili en çok eleştirilerden bir tanesi de metro meselesini bir türlü bitiremediniz. Binali Bey de diyor ki ben bu işin üstadıyım, gelirim bu işi çözerim. Hacı Zıkkocuoğlu zaten çözemedi, yine de çözemez. Bu metro İzmir'in en önemli yaralarından biri herhalde. Ne olacak metronun hali? Efendim, metro 25 Mart'ta bir istasyonu daha devreye alıyoruz. Açılış yapmıyoruz yasak olduğu için. 30 Nisan'da da diğerini de devreye alıyoruz. Metro bitti. Metronun niye oldu, ne oldu, o uzun bir hikaye. Çok zemin çok 13, şöyle söyleyeyim, son kalan en hassas 13 metreyi 9 ay üniversite proje yaptı. Projede öngörülenleri yapmaya başladık. İşte sertleştirici vesairesi, kimyasal şunu bunu 9 ayda biz uğraştık, ancak açabildik. Şu anda bütün şey, tünel bitti. Raylar döşeniyor. Yani hızlı. Tamamen ne zaman bitecek mi? Tamam, 30 Nisan. Ha, bu sene artık her tabii. Bütün her şeyle bitiyor. Tabii canım, çalışmaya başlıyor. Peki. İzmir'le ilgili iki tane. Ya şimdi Binali Bey ister istemez söylüyor vesaire. Yani ister istemez değil, bayağı isteyerek söylüyor. İster istemez söylüyor. Yani laf olsun diye söylüyor. Yani Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi nasıl iş yapıyorsa hükümet de aynı şekilde iş yapıyor. Yani 5 defa ertelendi hızlı tren. Yani tarihi ertelendi vesaire. Yani açtım deyip açıp verilen tarihte ben bu işi açtım deyip de ondan sonra 1,5 sene sonra hizmete almak da var. Bizim. Peki. Yani o şey değil. Ben şunu iddia ediyorum. Binali Bey'den daha iyi ekonomiyi bilirim. Daha iyi finans yönetimini bilirim. Daha iyi iş yapmasını bilirim. Bunu da burada, bu konuda son derece iddialıyım. Ve yaptığım işin de hesabını santimine kadar, gramına kadar veririm. Peki, İzmirli yurttaşlarımızın iki tane önemli sorunu var. Bir tanesi İzmir gibi bir ilin Türkiye birinci, daha doğrusu Süper Lig'de bir takımının olmayışı. Bir yara. Bu sizi ilgilendiren bir sorun mu, yoksa bana ne mi diyorsunuz? Efendim, niye beni ilgilendirmesin? Ben o kentin Büyükşehir Belediye Başkanı. Niye olmuyor? Olmaz. İzmir 70'li yıllardan başlayan 2005 yılına kadar devam eden süreçte lokomotif firmalarını kaybetmiş, büyük firmalarını kaybetmiş, OSB ölçeğinde, büyük KOBİ'ler ölçeğinde büyüyen bir kenttir. Finansman sorunu var diyorsunuz. Belli bir trendin altında büyümüştür. Şimdi İzmir ekonomisi toparlandı. Hızlı bir şekilde büyüyor. Bütün altyapı eksikleri tamamlandı. İzmir 3-4 sene içerisinde birinci ligde bir değil,
2-3 tane takımı birden olacaktır. Peki. İzmir'le ilgili bir diğer önemli mesele de İzmir'in dünyaya yaraşan bir konser salonu olmadığı ve İzmir'in doğal bir sinema platosu olabileceği halde henüz bu yönde de bir gelişme olmadı. Kültür sanat hayatında da geride kaldığı yönde. Bu doğru mudur? Yoksa aslında bu dediğiniz gerekçelerden dolayı biraz geç kalınmışlık da var. Yani efendim İzmir, hayır. Koskoca bir yalan. Hı-hı. Yani bakın. Yani bu yani siyaset yapıyoruz diye yalan söylenmez. Sezar'ın hakkı Sezar'a verilir. Şimdi İzban'ı biz yaptık diyor Binali Yıldırım kalkıyor diyor. Diyorum ki ben ortak yaptık Devlet Demir Yolları'yla. Ama ben 700 milyon lira para harcadım bu işe. Devlet Demir Yolları'nda kayıtlı. Ben kayıtlarımdan çıkartıp söylüyorum. Muhasebemden çıkartıp söylüyorum. Siz de söyleyin. Ama biz bunu ortak yaptık. Ortak çalıştırıyoruz. Ortağız burada. Ben yaptım demenin bir anlamı yok. Bu doğru bir şey değil. İzmir'de Türkiye'nin en nitelikli konser salonu Ahmet Adnan Saygun 2008 yılında biz geldik, ihalesini yaptık. 2008 yılının sonunda hizmete açtık. Salon şu anda Türkiye'nin en nitelikli konser salonu bir. Şimdi fuarı biraz önce söyledim, yapıyoruz. Bu sene içerisinde hatta bu Nisan Mayıs gibi ihaleye çıkıyoruz. Karşıyaka'da deniz kıyısında yani Yalı'ya cepheli, Körfez'e cepheli yarışmayla elde ettiğimiz bir opera binasının da temelini atıyoruz. Peki. Yani o son sorumuz hocam. Bir de fuara, kongre ve sergi sarayı yapıyoruz. Son sorumuz hocam. Reklamdan sonra cevap vereceksiniz buna. Tamam. Sevgili seyirciler, çok tartışılan Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi sizden gelen sorulardan birisiydi. Soru şu. Bu mitingin gerçeği nedir? İzmir'e taşıma insanlar mı geliyor, yoksa İzmir'de gözle görülür bir Adalet ve Kalkınma Partisi sevgisi mi var? Tayyip Erdoğan Başbakan İzmir için ne ifade ediyor? Reklamlardan sonra. Sevgili seyirciler, tekrar hatırlatmayı yapmak isterim. Aykırı Sorular'dayız. Türkiye'nin soru sorulan programı diyoruz. Soru sorulan programı olunca pazarlıksız oluyor tabii. Geliyor insanlar ve biz konuşuyoruz. Sayın Aziz Kocaoğlu'yla da pazarlıksız oturduk buraya ve konuştuk. Sayın Binali Yıldırım'la, danışmanlarıyla temas ettik. Önce biz davet ettik. Yoğundular. Arkasından kendileri aradılar. Gelelim dediler. Gerekirse biz İzmir'e de geliriz dedik. Sayın Kocaoğlu'na tanıdığımız olanağın aynısını Sayın Bakan'a da tanımak isteriz. Hem CNN Türk'ün ilkesi hem Aykırı Sorular'ın yayıncılık anlayışı itibariyle bunu buradan yinelemek isterim. Çünkü bazı seyircilerimizin kafasında soru işareti olabilir. Neden diğer aday yok diye. Diğer aday da var. Ödürü meydan burada. Herkese sorularını sorarız. Sayın Başkan, İzmir mitingi çok tartışıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir tartışma tabii bu. Ne oldu o gün? Gerçeği nedir? Efendim ben mitingi tabii ki izlemedim. Hı hı. Benim zaten şehir dışında programım vardı. Şimdi mitingin kalabalık olması ayrı bir konudur. Belli kitle partileri bu tür kalabalıkları toplayıp miting yapabilir. Ama İzmir'de bu mitingin yapılması ayrı bir anlam taşımaktadır, yoğun bir mitingin yapılması. Ben sadece şunu söylüyorum. Hem Adalet Kalkınma Partisi genel merkezi hem de şeyler çalışılmış, toparlanmış Türkiye'nin her tarafından ciddi bir... İzmir'in yerlisi değil iddiasındasınız. Efendim yerlisi de var tabii. Yani Adalet Kalkınma Partisi nereden baksanız bu seçimde İzmir'de %25 civarında oy alacak. Siz şimdi şey yapıyorsunuz, latife yani, ediyorsunuz herhalde. Hayır, %25 civarında oy alacak. Canım. Daha yüksek alır canım. Ya bakarız, onu görürüz. Neyse. 30 Mart akşamı. Yani o kadar %25 oy da ciddi bir oy. Zaten oy verenlerin hepsi gelse alanı bugünkü kalabalıktan çok daha fazlasını, misli fazlasını toplar. Önemli olan o değil. Toplanır, o olur. Yani orada bir problem yok. Esas problem şu. Efendim siyaset bir tahammül sanatı. Yani İzmirlinin bütün samimiyetimle söylüyorum. Ne Sayın Başbakan'la bir
problemi var, ne de AKP ile bir problemi var, ne de bakanlarla bir problemi var. İzmirli'nin kimseyle problemi yok. Kimle problemi var? İzmirli'nin problemi şu. İzmirli rencide edilmek istemiyor. Faşist İzmir dediniz. Gavur İzmir demeyi ima ettiniz. Hadi ima, en hafif ima ediyoruz. Efendim el yüzü sümüklü çocuk dediniz. Efendim ben bu kentin belediye milletvekili olmaktan hicap duyuyorum dediniz Binali Bey'in kameraların karşısında. Şimdi geldiniz Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorsunuz. Efendim İstanbul'da kalkıyorsunuz, ne alakası varsa İzmir AKP'ye muhtaç, İzmir Binali Yıldırım'a muhtaç diyorsunuz gibi. Geçen günde Binali Bey kalkmış ya el yüzü şişmiş vesaire diyor. Şimdi bunları, bu sıfatları bir kente, bir kentliğe yükleyip de bu kentten sizi sevmesini bekliyorsanız bu tabii abesle iştigaldir. Bir de şunu söyleyeceğim. Son cümle sözüm sende oldu. Şunu söylemek istiyorum. İzmirli, son cümle deyince heyecanlandım ben ya, bir dakika. Bekleyelim, bir dakika bekleyelim. Ha bekleyelim. O kadar değil, bir dakikamız. İzmirli dayatmalara, abanın altından sopa gösterip de bana oy ver, sana hizmet edeceğim. Hayır, ben sen hizmet et, ondan sonra düşünürüm diyor İzmirli. Ben dayatmalara, aba altından sopa göstermelere karşı kendi gücümle kalkınırım. Kendi işimi, kendi göbeğimi kendim keserim. Ama özgürlüğüme, yaşam biçimime ve sizin dayatmalarınıza kanmam, inanmam. Beni istediğiniz şekilde yönlendiremezsiniz diyor. Peki. Sevgili seyirciler, ben Aykırı Kumpanya'yla 2-3 kez İzmir'e bu yıl gittim. Gerçekten benim açımdan İzmir Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri. Denizi, balığı, insanı, yaşaması çok zevkli. Daha geniş kültür hayatı, daha geniş spor hayatı olmasa elbette ki temenni ederiz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Gerçekten o imbat rüzgarı da ayrı bir güzel. Biz de buradan İzmirli tüm dostlarımıza da selam olsun. İzmir'de bir yarış var. Tekrar ediyorum, Sayın Kocaoğlu geldi, İstanbul'a geldi. Bu stüdyoda yaptık yayını. Sayın Bakan da, Sayın Yıldırım da danışmanlarının yalancısıyım ben. Kendileri aradılar, gelmek istiyoruz dediler. Bize evet yayın istiyoruz dedikleri zaman Sayın Kocaoğlu'na gösterdiğimiz nezaketle ama bu açıklık ve yanıklıkla sorularımızı sorarız. Çünkü Aykırı Sorular Türkiye'nin soru soran programı. Yani 3'ten fazla söyledim. Binali Bey mutlaka gelecek bu programa. Gelsin ama. Tabii gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.